Yarın ya. Kendinize iyi bakın. İlacı kufresi pahalı mı? 800 milyon. Pahalı. Geçmiş olsun başkanım. Sağ olun. Allah şifalar i̇yiyim, versin. İyiyim, hiçbir şeyim yok. Çok şükür. Sağ ol. Bakmak istiyor. Ben Diyarbakır çocuğu yapmalı oğlum. Ben de Çermik. Başkanım çok evet. Özeldir. Güzel. Normalde bizim standart fiyatımız 77 idi. Biz zaten %7'yi düşürdük. Bir de kendi indirimimiz vardı başkan. Onun için 69 buçuğa düştük. Aynen diyoruz. Başkan. Olur. Merhaba. Evet, şurada dururken seni satıyor. Bir daha kesmesinler, tamam. Tamam. Bir daha kesmesinler. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol, ben de sizi. Çekirdeksin, mandalya kaç kuruş? 5 lira. 5. Siz iyisiniz, bizler de iyiyiz. Çok şükür iyiyiz başkanım, sağ olun. Çıktın o yüzden karaciğer böbrek dalan, yedi dal analiz yaptılar. Kısa yoldan hatta şu keten grubumuzda da çantalarımızı yapıyor olacağız. Bu keten, aslında her kursiyerimiz bir ürün üretiyor olacak ve o üründe ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğuna gidiyor olacak. Basket tarzındaki kurumların desteklerinde girişimcilik belgesi aranıyor. Bu konuda yine halk eğitimle beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda yabancı dillerimizi vereceğimiz sınıfımız da burası. Teksin üzerinden ya da ano 185 üzerinden de olabiliyor. Evet başkanım. Bir de Mersin Beltere. Evet. Üçüncü kat çok güzel olmuş, elinize sağlık. Daha havalar olmuş. Bu kötü örnek teşkil eder. Bugün Mercek merkezimizdeyiz. Yenişehir ilçemizde ve belediye başkanımız Abdullah Özyiğit'le beraberiz. Sayın başkanla bugün hem esnaf gezisi yapacağız. Yenişehir'deki hem ilçe belediyemizin hem büyükşehirin görev alanlarında, hizmet alanlarında eksiklerimizi göreceğiz, yaptığımız işleri göreceğiz. Bu merkezi yeni oluşturduk. Mesleki kurslar vereceğimiz bir meslek edindirme merkezi. Yenişehir'de ilk merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra tırmız sanayide yine ikinci merkezimizi faaliyete geçireceğiz ve ardından da Halkkent'te orada yaptığımız toplum merkezi, o kompleks binada yine meslek edindirme kurslarımızı hayata geçireceğiz. Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği, meslek öğretildiği bir alan ya da bir birikimi, bir mesleki formasyonu olan yurttaşlarımıza da daha etkili mesleğini icra edebilme ya da en azından müktesebatını arttırmak için burada bizden yararlanabilecekler. Hem teknoloji konusunda, bilişim konusunda önemli eğitimler verilebilecek. Yine özellikle son günlerde bölgedeki Rus nüfusun da arttığını düşünürseniz Rusça, Almanca gibi bölgede şu anda aranılan yabancı diller konusunda da önemli eğitimlerin verileceği bir merkez olacak. Bugünden itibaren de başvurular başladı. Mersin Beltere ya da Teksin Mersin aracılığıyla bizlere gençlerimiz müracaat edebilir. Burada eğitimleri sonucunda alacakları sertifika Milli Eğitim tarafından da geçerli sayılacak. Çünkü işbirliğiyle bunları biz yapıyoruz. Yani bir Milli Eğitim onaylı bir sertifika da edinmiş olacak. O sertifikalarda zaten birçok noktada onların önünü açacak bir referans olacak. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda
kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz. Evet, Abdullah Başkan. Evet efendim. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e Yenişehir'e sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Hemen Mercek'ten önce Mersi'ye giriş yapacak olursak, Mersi'de gençlerimiz, çocuklarımız yaşamın zorluğunu aşmak adına onların destek alabileceği çok özel bir mekan. Yine Yenişehir'de çok yakın bir mesafede planlanmış ve hayata geçmiş durumda. Yine Yenişehir'imizin bu güzel insanların yoğunlukla bulunduğu bir merkezde onların meslek edinmesine, yaşamda daha kaliteli yaşamalarına yol açacak ya da onların yaşamlarını kolaylaştıracak, meslek edinmelerine yardım edecek, onların önünü açacak, yaşama, tutunma ya da belki de emekliliğini daha kaliteli yaşama adına çok önemli bir merkez hayata geçti. Burada vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetleri alabilecekler. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yenişehir'i en az bizim kadar sevdiği ve öncelediği için emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim.